Şimdiye dek 99 ülkeye gittim. Kaybolan etnik kültürler ve İslam değerleriyle ilgili, insanlık değerleriyle ilgili, Türk kültürünün zengin kültürel mirası, tarihi zenginlikleriyle ilgili araştırmalar yaptım. Bugün burada oluş nedenimiz de işte İslamiyet'le terörü eşleştiren bir anlayışa karşı ilk kez İslam ülkeleri gazetecilerinin bir araya gelmesinin bir başlangıcı. Aslında bu kadar az gazeteci yok tabii, daha fazla. Tam Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye'de şimdiye dek 40 bin insanımız şehit oldu, öldü. Dolayısıyla Türkiye'yi terörle yıkamayacağını anlayan emperyalist güçler, vahşi kapitalizmin silah tüccarları, uyuşturucu tüccarları, karanlık güçleri Türkiye'yi Amerika'nın kucağına oturan ve Amerika'nın beslediği Fethullahçı terör örgütüyle 15 Temmuz'da bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu şeyde de 250'ye yakın insanımız şehit oldu. Çokça 500'e yakın da yaralımız var. Bu nedenle Türk kültürünün bir gücünü, erişilmezliğini, binlerce yıllık kesintisiz devlet geleneğini, maliye geleneğini ve ordu geleneğini unutuyor bunlar. Çanakkale Savaşı'nda 250 bin insanımız şehit oldu. Kurtuluş Savaşı'nda 100 bin insanımız şehit oldu. Ve Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği ve Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu'daki var olan zengin kültürel mozaik geleneğini kimse yıkamaz. Türk halkının bu iradesi, böyle bir öz gücü vardır. Bu nedenle biz burada Azerbaycan'da ilk kez İslam Ülkeleri Gazeteciler Birliği'nin bir ilk adımını attık. Türkiye'yi temsilen ben buradayım ve inanıyorum ki artık örgütlü birey, örgütlü toplum, örgütlü gazeteciler ve yalnız İslam ülkelerinin değil, tüm insanlığın ortak değerlerine, ortak çıkarlarına, nefes aldığımız, solukladığımız şu dünyaya, şu çevreye sahip çıkmanın tam zamanı diye düşünüyorum ve sizleri selamlıyorum.